Bu videomuzda döngülerden bahsedeceğim. Döngüler, bir olayın sürekli tekrarlanmasını istediğimizde kullanılabilir. İnceleyeceğimiz ilk döngü for döngüsü. Bunun için yeni bir proje oluşturuyorum. Döngüsünün şöyle bir mantığı var. Bir olayı kaç kez tekrarlayacağımızı belirleyebiliriz. Tekrarlamanın dışında ilk başta basitten başlayalım. For yazıyorum, iki kere taba basıyorum. Burada hazır bir kısım geldi. İlk kısım başlangıç değerimiz sıfırdan başlayacak. Tamam. Şuraya kadar bakın, şöyle ayırayım şurayı. Şu kısım. Bu kısımda ne yaptık? Integer i diye bir değişken oluşturduk. Buradaki harfi değiştirebilirsiniz. Otomatik oluşturduğunuzda i geliyor. Ve genelde i, k, z gibi harfler kullanıyoruz for döngülerinde. Burada i'yi oluşturduk ve bunu sıfıra eşitledik. Bu i'nin başlangıç değeri. Şuradaki ikinci kısım ise yine şöyle uzaklaştırayım burayı. i'nin kaça kadar devam edeceği. Buradaki length yazan kısma i'nin kaça kadar devam edeceğini ayarlamamız gerekiyor. Şimdilik 10 yazıyorum. Az sonra başka bir şey anlatacağım. Üçüncü kısım ise artış miktarı. Artı artı yazmışız. Bu bir bir artıyor demek. Bunu şöyle de kullanabiliriz. i artı eşittir. Şöyle i artı eşittir. 1 derseniz 1 1 artacaktır. i artı eşittir 2 derseniz 2 2 artacaktır. İstediğiniz kadar artış miktarını ayarlayabilirsiniz. Otomatik olarak i artı artı gelmekte. Bu da 1 1 arttır demek. Mantığı şöyle. For döngüsü kaçtan başlıyor? Sıfırdan. Tamam, i şu an sıfır. i sıfırken parantezlerin arasındaki işlem bir kere gerçekleşecek. Sonrasında i 1 artacak. i kaçtı? Sıfırdı. i şu an kaç oldu 1 artınca? 1 oldu. 1 oldu. Bu birken bir kere daha içerideki işlem tekrarlanacak. Sonrasında yine i artacak. Ta ki i şuradaki verdiğimiz sayıya ulaşana kadar. Bu şekilde bir mantığı var. İçerideki işlemi kaç kere tekrar ettirmek istediğimizi bu şekilde ayarlayabiliriz. Fakat burada sıfırdan başlattık. Şuradan hemen paint'i açacağım hızlıca anlatmak için. Şöyle yapalım. İlk kaçtan başladı? Sıfırdan başladı. Çizimim biraz kötü. 1 olacak, 2 olacak. 3, şöyle 3, 4, 5. 5'e kadar aldık diyelim. 10'a kadar değil 5 yapalım bunu. Şimdi siz sıfırdan başlatıp 5'e kadar devam ettirirseniz hangilerini alacak? 0'ı alacak, 1'i alacak, 2'yi, 3'ü ve 4'ü alacak. 5'i almayacak. Neden? Çünkü küçüktür 5 dediniz. 5'e kadar gelecek. 5 olmayacak asla. İyi 5'ten küçükken dediniz. İ 5 olduğunda 5'ten küçük olmuyor. Bu şekilde düşüneceksiniz. Peki ben bunu 5 olduğunda da tekrar ettirmek istiyorum. O zaman gelip buraya eşittir atacaksınız. Bu sefer 5 olduğunda da bu döngü bir kez daha tekrarlanacak. Bu şekilde yazdığınızda 0'dan 5'e kadar ve 5 de dahil ettiğinizde küçük eşit dediğinizde ne olacak? 0'ı alacak. 1'i alacak, 5'i de alacak, 5'e kadar gidecek. 6 kere tekrarlamış olacak bunu. Şöyle yapalım. 6 kere tekrarlamış olacak. Bu mantıkla. Peki ben bunu tekrardan 5 kere nasıl tekrarlatabilirim? i'yi 1'den başlatırsınız. O zaman ne olur? 0'ı almaz. 1'den 5'e kadar 5 de dahil. Bu kadar kere döner. Bu sefer 5 kere olur 6 yerine. Umarım anlatabilmişimdir. Burada bu küçük eşitlere vesaire dikkat etmek lazım. Yani i'yi birden başlattım. 1, 2, 3, 4, 5.
5 kere bu döngü tekrarlanacak. İçerideki olay 5 kere gerçekleşecek demektir. Küçük eşittir veya başka yerlerde kullanırsanız büyük eşittiri de şu şekilde kullanabilirsiniz yine. Küçük eşittir de bu şekilde. Yani hem bundan küçükleri, hem 5'ten küçükleri hem de 5'i almakta böyle yazdığınızda. İyi, arttırmayı da gördük. Şöyle bir örnek yapalım. Ben bunu 10 yapayım. Kaç kere tekrarlanacak şimdi? Birden başlayacak 10'a kadar ve 10'da dahil eşittir olduğu için. 10'da dahil olduğu için 10 kere tekrarlanacak içerideki olay. Bize 10 kere ne yazdırsın? Right line diyelim. 10 kere şunu yazdırsın. Hello world yazdırsın. Read'i de unutmayalım. Sürekli unutuyorum. Console read'i de yazalım. Buradan gelip çalıştıralım bakalım. Gördüğümüz üzere içeride verdiğimiz işlemi for döngüsü sayesinde kaç kere yapacağını ayarlayabiliyoruz. Bu şekilde 10 kere Hello World yazdırdık. Genelde şöyle bir örnekle başlanıyor burada. Birden 10'a kadar tüm sayıları toplatma. Bunu nasıl yapacağız? Burada siz i'yi de kullanabilirsiniz. Yani geldim, integer toplam diye bir değişken açtım. Bunu da 0 yaptım. Ne yapacağız? Birden 10'a kadar tüm sayıları toplatmak için toplam diyeceğiz. Artı eşittir. Yani toplamın üzerine şunu ekle. Neyi ekleyecek? İ'yi ekleyecek. Bu kadar. Ne yapacak? İlk başta toplam 0. Tamam. İ'miz 1. Ne yaptı ilk turda, ilk dönüşünde? Birden 10'a kadar dönecek. İlk dönüşünde ne yaptı? İlk dönüşünde i'miz 1. Toplamın üstüne 1'i ekledi. Toplam kaç oldu? 1 oldu. İkinci dönüşünde ne yapacak? i artık 2. Bu sefer toplamın üstüne 2'yi ekleyecek. Toplam 1'di. Üstüne 2'yi ekledi. Toplam 3 oldu. Bu mantıkla 10'a kadar hepsini üstüne ekleyerek gelecek. Bu şekilde birden 10'a kadar tüm sayıların toplamını buldurabiliriz. Şöyle buldurduk ama yazdırmadık. Ne yapacağız? Konsol nokta. Write line toplamı yazdıracağız döngünün dışında. Şu parantezlerin dışında yazdıracağız. Yani döngünün içinde yazdırırsak ne olur? Her seferinde toplamı yazdırır. 10 kere toplamı yazdırır. Bunu istemiyoruz. Toplamı bulsun döngüde. Ondan sonra dışarıda toplamı yazdırıyoruz. Beraber bakalım. 55 buldu. Birden 10'a kadar sayıların toplamı zaten 55. Bu şekilde birden 100'e kadar da toplatabilirsiniz. Şöyle bakalım. Bu şekilde yine toplamı buldu. For döngüsünün genel kullanımı bu şekilde. Bundan sonraki videoda yine for döngüsüyle ilgili birkaç örnek yapacağız.